Enfes Mutfak kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tel tel ayrılan pamuk gibi yumuşacık bir açma tarifi vereceğim. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle hamurumu yoğurma işlemiyle başlayacağım. Bunun için yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ve bir paket toz mayayı alıyorum. Dilerseniz yarım paket e, Yaşmaya da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Şeker ve maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Şeker ve maya eridikten sonra içerisine 2 adet yumurta akını alıyorum. Sarısını açmaların yüzeyine sürmekte kullanacağım. Ve içerisine 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bu arada süt ve e, suda kullanmış olduğum su bardağı ölçüm. 250 ml. Sıvı yağda kullanmış olduğum bardak ölçüm ise 100 ml. Sıvıları şöyle bir karıştırdım. Hemen şimdi unumu ilave ediyorum. Yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Unumu boşalttıktan sonra üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edip güzel bir şekilde hamurumu yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur olacak ama öncesinde hamurumu şöyle bir 1-2 dakika toparlayacağım. Hamurumu toparladıktan sonra 2 dolu yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış olan tereyağını ilave ediyorum ve güzelce hamuruma yedirip yoğuracağım. Açmamızın hamurundaki en önemli detay burasıdır. Hamurumuzu 1 dakika kadar toparladıktan sonra içerisine 2 dolu yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış olan tereyağını ilave edip güzelce yoğuralım. Dokusunu görüyorsunuz yumuşacık bir hamur oldu. Tereyağının da etkisiyle gayet pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi hamurumu güzelce yoğurduktan sonra ağzını kapatıyorum ve bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bir saatin sonunda gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı açma hamurum. Hemen hamurumun önce bir havasını alıyorum. Maya kokusunun çıkması için Şu an şu terapi gibi oluyor. Resmen hamurla oynaması öyle güzel mayalanmış ki dokusu da süper. Hemen hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıyorum ve diziyorum. İsterseniz sizler daha küçük bezeler yapıp şeklini örgü halinde hazırlayabilirsiniz. Ama ben tek beze yaptım. Şekli önemli değil nasıl olduğu. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz hemen bezelerimi şöyle uzunlamasına açıyorum. Bu arada fırınımı açtım. 190 derecede fanlı alt üst ayarı açık ısıtıyorum. Bezeyi bu şekilde uzunlamasına açtım. Ve kenarından şöyle içe doğru kıvırıyorum. Daha sonrasında da iki ucu çapraz tarafa olacak şekilde kıvırıyorum. Ve şimdi iki ucu birbiriyle birleştiriyorum. Tepsimi alıyorum. Tüm hamuru aynı işlemi uygulayıp bitireceğim. Söylediğim gibi şeklini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tüm hamuru bitirdikten sonra bir 5 dakika kadar da tepside beklettim. Hemen hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum. Bu arada benimle ilk defa bu videoda karşılaşan arkadaşlarım var ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilir. Eğer farklı görüşleriniz önerileriniz varsa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Aşağıdaki zil işaretini de açarsanız daha farklı ve yeni videolarda yine karşılaşabiliriz. Ben tüm bezeleri bitirdim ve hamuru yoğururken ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine gördüğünüz gibi çay kaşığının ucu ile pekmezi ilave ettim. Güzelce karıştırdım ve şimdi açmalarımın yüzeyine sürüyorum. Pekmezi istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama renginin böyle parlak kırmızı olmasında fayda sağlıyor. Kullanmanızı ben tavsiye ederim özellikle. Ben çok sık tercih ediyorum kullanıyorum genelde bu tür hamur işlerinde. Şimdi fırına gönderiyorum ve nar gibi kızardılar gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Hemen fırından alıyorum. Hemen sizlere yumuşaklığını, dokusunu Böyle yakından göstermek istiyorum. Fazlaca yapıp buzluğa, dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp bir 15-20 dakika öncesinde çıkarttığınız zaman, çözündüğü zaman tazecik, yumuşacık oluyor. İnanın ki çocuklarınızın beslenmesine veya acil sabah işe giderken bile hemen pratikçe çıkartıp tüketebilirsiniz. Ben de bolca yaptım. Yine buzdolabının buzluğuna attım. Oğlumun beslenmesine koymak için. Hemen sizleri içerisinde göstermek istiyorum. Bakın tel tel ayrılıyor, yumuşacık iç dokusunu görüyorsunuz. Bu yumuşacık güzel açma tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarımın yorumlarını, görüşlerini mutlaka beklerim. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kendinize çok ama çok iyi bakın, buralarda kalın. Hoşçakalın.